Merhaba değerli dostlar. Bu ara TikTok'ta boyacı ustalarımızın videolarıyla karşılaşıyorum. Bayağı bir. İşleri rast gitsin. Tarif ediyorlar. Araç böyle boyanır. Kordon şöyle olur. Şöyle hazırlanır. Gibi gibi. Böyle boyanır. Şöyle olur. Böyle güzel paylaşımlar yapıyorlar. Böyle izleyince oh be keşke bizden olsa bunlar diyesi geliyor insanın. Ben 30 yıldır kaportacıyım. Antika araç restorasyonu yapıyorum. Mercedes üzeri çalışıyorum. Yıllardır özellikle son 15 senedir yapıyorsun kaportayı, veriyorsun boyacıya, rezil kepaze ediyor. Sil, yeniden boya. Diyorlar ki şu adam çok iyi boyacı, biraz pahalı yapar. Tamam kardeşim, götürelim. Boya kardeşim şunu. Hop, yine rezil kepaze. Baktık, iş çığırından çıktı. Boyacıların yüzünden çok güzel müşterilerimi kaybettim. Çok güzel insanları kaybettim. Dedim ki bu böyle olmayacak. Emekli olmuş ihtiyar boyacılardan yardım istedim. Dedim kardeşim bana bu boyacılığı öğretin. Ben rezil kepaze oldum. Ya mesleği bırakacağız boyacıların yüzünden. Ya da dedim bu mesleği ben öğreneceğim. Allah bin kere razı olsun. Öğrettiler bize. 8 yıldır profesyonel araç koyuyorum kardeşim. 8 yıldır profesyonel araç koyuyorum. Kaportayı yapıyorum. Araçları, kaportasını yapıyorum. Boyasını da ben yapıyorum. Oh mis. Harika. Şimdi videolarda bu tür paylaşımları görünce ulan bu kadar çok iyiydiniz de 30 yıldan sonra ben niye kaportacı oldum? Usta iyisine denk gelmemişsin. Yüzlerce binlerce boyacı denedim. Yok. Eskiler rahmetli oldu gitti. Yeniler de işleri güçleri rast gitsin. Kendi çaplarında bir şey yapmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Olmuyor. Boyacı dediğim bir kere kaportası bozuk arabayı boyamaz. Görüyorum abi kaporta delik deşik herif boyacı tornavida sokuyor. Bu diyor böyle mi yapılır bunu getirmişler boya diyor boyayacağız diyor. Boyamayacaksın kardeşim. Kaporta delik deşik ya onun nasıl boyun nasıl cesaret ya. Neyse onu izah etmek istedim. Araç sökmezsiniz. Ne tampon sökülür, ne far sökülür. Şimdi diyecek ki, usta sen de camları sökmemişsin. İçine toz toprak girmesin diye sökmedik. Birazdan bütün işleri, astar işleri bittikten sonra camlar sökülecek, temizlenecek, sökülecek. Fırına gideceğim, boyayacağım. Ondan sonra gelip yine ben toplayacağım. Yani yarın biz de diyelim o zaman bir kaportacı olarak araç nasıl boyanırmış? Yarın göreceksiniz ki daha önceki videolarım ve daha görmediğiniz binlerce videolarım var. Hepsini yükleyeceğim araç boyarken, fırında. Saçımız yok ama kendimizi cam gibi gördüğümüz araçların hepsini göstereceğim size. Bunu da yarın göreceksiniz. Yarın fırında güneş gibi doğacağız. Araba nasıl boyanırmış? Hep birlikte göreceğiz. Bir kaportacı nasıl araba boyarmış? Hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla herkesin işi gücü rast gelsin arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylerim. Çok muhabbete gerek yok. Zanaatı yapalım. El takdir etsin. Biz kendimizi aslında takdir etmemize gerek yok. Yapılan iş. Ha insanlar çoğu şeyi de bilmiyor. Araba boyuyor adam sökmüyor mesela. Tampon sökmüyor, far sökmüyor, bilmem neyi sökmüyor. Kardeşim bunlar sökmeden araba boyanmaz ki ya. Altlarına boya girmeyecek. Altlarına boya girmeyince de kavlama yapacak gibi arkadaşlar. İleriki dönemlerde yeni videolarımı bekleyin arkadaşlar. Kaçıran üzülür. Hayırlı işler cümleten.